Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın evindeyiz. İlber Hoca'nın kütüphanesindeyiz. Aslında İlber Hoca'nın birçok kütüphanesi var. Kütüphanelerinden birindeyiz bugün. İlber Hoca'nın kitaplarına göz atacağız. Kısa ama çok keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hocam, bir tarih kişilik olsaydınız en çok kim olmak isterdiniz? Hiç düşündünüz mü? Tarihten biri olsun. Öyle bir şey olmaz. Sizin isteğinize bağlı değil. Bize Roma devrinde yaşayayım diyor. Tabii bir köle oldun mu hapı yuttun yani. Evet, Allah korusun. Veyahut da mesela Roma'da değil de Kirenaika'da yaşıyorsun sıcaktan kavrula kavrula. Gençler size çok ilgisi var. Sizle birlikte gezerken ben de çok şahit oluyorum. Ben öğretmenim. Gençlere öğretmek lazım yani dünyayı, ilmi. Hatırlatmak lazım, onların adına konuşmak lazım. Demek ki o işi şimdilik yapabiliyorum. Buna yana kadar yapacağım herhalde. Hiç bunaldınız oluyor mu bu ilgiden hocam? Hayır, bunalmam. Öğretenler öğrenir, orada bunalmazsın adamı. İlber Hoca'dan okuması için gençlere tavsiye eserler nelerdir? Kanuni okuyacak, Kanuni. Türk asırlarından Babür'ü okuyacak, Babür. Ondan sonra tabii artık Avrupa dünyasına sıçrayacak. Oralardan bulacak bazı kimseleri. Kimi bulabilir mesela sence? Napolyon olabilir. Belki Büyük İskender olabilir. Şalken'i bulmasın mesela. Hiç Şalken'i de bulmasın. Hiç. Toprak yok. Ama bir tavsiyem hiç bilmeyenlere biliyorsunuz şey vardır. Stendhal değil de Stendhal dönemini boş verin. Yani doğrudan doğruya biyografileri yazanları okuman lazım. Yani o çok önemli. Tavsiye verebileceğiniz var mı mesela? Evet tabii işte yani. En önemlisi mesela Marie Antoinette'i anlatırken bütün o dönemi Fransız'ını anlatıyor değil mi? Dünün dünyası, dünün dünyası belli. Stefan Zweig, Zweig diye yazılıyor. Stefan Zweig ikinci harfte intihar etti biliyorsun. Çağın umutsuz münevveri. Güney Amerika'da hem de emigre olduğu halde yani geçebildiği halde karısıyla birlikte. Onun eserlerinde yani biyografileri çok önemlidir onun. Onları fırsat buldukça okuyun, yaklaşırsınız, gerçeğe doğru gelirsiniz.